değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Her şey ibadet eder mi? Esasen bunun cevabını Kur'an-ı Kerim ayetlerinde görüyoruz. Önce Kur'an ayetlerinden birkaç tanesini okuyalım. Acaba her şeyin ibadet ettiğinin kainat alemindeki örneklerini ve numunelerinde görebiliyor muyuz? Mesela Kur'an ayetlerinden birkaç tanesini okuyayım. Tüsebbihu lehu semâvâtu seb'u vel ardu ve men fîhin. 7 kat gökler, yer küresi ve içinde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Sebbaha lillahi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Yine bir ayet daha okuyalım. Ve in min şeyin illâ yusebbihu bihamdih. Hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmesin. Fesubhanallah. Demek ki her şey dediğimiz zaman şey olan her şey içine giriyor. Kainatta Allah'a tesbih etmeyen, Allah'a zikretmeyen, Allah'a kulluk etmeyen, Allah'ın sözünü dinlemeyen, Allah'a dua etmeyen hiçbir varlık yok. Aslında bazı cinleri ve bazı insanları saymazsak, isyan eden insanlarla isyan eden cinleri saymazsak, kainatta Allah'a itaat etmeyen hiçbir varlık yok. Demek ki bu anlamda kainattaki bütün varlıklar Allah'a tesbih ediyorlar, zikrediyorlar, dua ediyorlar. Peki biz bunların ne kadarının farkındayız ve bu tesbihlerini nasıl anlayacağız? Şimdi diyelim ki sabahleyin Allahu Teala bize sabah namazı kılmayı emrettiği emrin yerine getirmek için bir zaman belirlenmiş, değil mi? Sabahleyin şu saatten şu saate kadar namaz kılın diye Allah bize emretmiş. 2 rekat farz. 2 rekatta sünnet tavsiye edilmiş. 2 rekat sünneti kılmak Allah'ın bizden istediği o ibadeti yerine getirmiş oluyoruz. 2 rekat farz kılmakla da Allahu Teala'nın bizden istediği o farzı yerine getirmiş oluyoruz. Evet. Dolayısıyla 2 rekat sünnet kılmak da, 2 rekat farz kılmak da söz dinlemek manasına geliyor. Dediği zaman dilim içerisinde, Allah'ın emrettiği zaman dilim içerisinde o sözünü tutmamız, o emrin yerine getirmemiz bizim ibadet oluyor. Tamam. Peki benim bedenimde Allah'ın emrini tutmayan, dinlemeyen hiçbir hücre yok ki. Acaba güneş mi Allah'ın sözünü dinlemiyor? Yani güneş bize şöyle demiyor mu sabah güneş doğduğunda? Ey uykusundan uyanıp da namaz kılma şerefine nail olmayan insan. Ben şu büyüklüğümle, şu koca kütlemle, şu ateşimle, şu celalimle, o kainatın dizginleri elinde olan Allah'ın emrini yerine getirdim. Ve bir saniye bile şaşmadan vazifemi muntazaman yerine getiriyorum. Söz dinliyorum, itaat ediyorum. Bu halimle Allah'ın azametini, kudretini, yüceliğini, celalini gösteriyorum. Allah'ın varlığına ve birliğine delil oluyorum. Yani ben bu halimle ibadetimi, kulluğumu yapıyorum da. Sen o acizliğinle, o aklınla, o kalbinle, o insanlığınla uykunu böyle ibadet yapmazsan ayıp olmaz mı? Demiyor mu? Demiyor mu gerçekten? Yani bunu bizim ruh kulağımızı şöyle dayadığımızda dinlemiyor mu? Yani illa da beden kulağıyla mı dinlemek gerekiyor? Yani her sanat sanatkarını gösterir. Her ses sahibinden haber verir. Acaba şu göklerde gürleyen gök gürültüleri ne diyorlar? Ey insanı boşboğaz! Biz cansız değiliz. Biz şuursuz değiliz. Bizi yaratan Zat-ı Zülcelal'e ibadet ediyoruz. Onun sözünü dinliyoruz. Onun emriyle biz böyle sesleniyoruz. Ve bu sesimiz de ona ibadet ettiğimizin göstergesidir. Bakın bu anlamda yağmurlar mı Allah'ın sözünü dinlemiyor? Bulutlar mı dinlemiyor? Yıldızlar mı dinlemiyor? Vücudumuzdaki hücreler mi dinlemiyor? Bakın tırnak hücrelerimiz hayatta kaldıkları sürece burayı terk etmiyorlar. Bakın kıl hücrelerimiz buraları terk etmiyorlar. Yerlerinde duruyorlar. Vazifelerini mükemmelen ifa ediyorlar. Demek ki kainatta söz dinleyen her varlık o sözü dinlemesiyle, itaat etmesiyle Allah'a ibadet etmiş, çıkardığı seslerle Allah'a tesbih etmiş ve yaptığı hareketlerle de ubudiyetini göstermiş oluyor. Bu anlamda baktığımızda kainatta Allah'a kulluk yapmayan, Allah'ın sözünü dinlemeyen, itaat etmeyen, dua etmeyen, zikretmeyen, tesbih etmeyen bir varlık gösteremeyiz. Şu halde biz koca kainat camisinde koca kainat mescidinde lütfen bu kainatın düzenli, intizamlı ibadetine zarar vermeyelim. Eğer biz kulluğumuzu yerine getirmez, ibadetimizi yapmazsak bu koca kainatın intizamlı çalışmasına zarar vermiş, fabrikanın çarklarını bozmuş oluruz, Allah muhafaza. Öyleyse lütfen kainattaki varlıkların ibadetler içerisinde ibadetsiz, beynamaz durumuna düşmeyelim. O varlıkların nefretlerini almayalım. Onların bize muhabbetini, onların bize sevgisini, onların bize dua, zikir ve tesbih ibadetlerinin sirayet etmesini istiyorsak lütfen biz de ibadetimize dikkat edelim. İbadetsiz, beynamaz durumuna düşmeyelim.